Merhaba sevgili üçler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle weather, hava durumu konusunu işleyeceğiz. Unit 9. Önce kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Spring, ilkbahar demektir. Spring. Ve windy, rüzgarlı demektir. Spring, ilkbahar, windy, rüzgarlı. Summer, yaz. Summer, yaz. Hot, sıcak demektir. Hot, yazın hava sıcak olur. İlkbaharda hava rüzgarlıdır. Görüyorsunuz, autumn ya da fall denir arkadaşlar. Sonbahar demektir. Rainy, yağmurlu. Rainy. Winter, kış. Winter. Cold, soğuk. Cold. Warm up'la devam ediyoruz. Circle the odd word. Yani farklı olan kelimeyi daire içine al demiş çocuklar. Birlikte yapalım. Bike, bisiklet. Helicopter, helikopter. Car, araba. Sunny, güneşli. Burada görüyorsunuz farklı olan sunny. Red, kırmızı. Brown, kahverengi. Black, siyah. Round, yuvarlak. Burada farklı olan round'dır bakın. Bedroom, yatak odası. Florist, çiçekçi. Kitchen, mutfak. Garaj, garaj. Burada farklı olan florist, yani çiçekçi. Post office, postane. Theater, tiyatro. Yellow, sarı. Bank, banka. Burada farklı olan yellow, renk olduğu için. Evet, bu şekilde yaptık. Hatırlayacak olursanız, spring ilkbahar, summer yaz, autumn sonbahar, winter kış demekti. Spring, summer, autumn, winter. Listen and point. Sunny, foggy, snowy, rainy, windy, hot, freezing. Activity 3. Look at the pictures in A1. A1'deki resimlere bak. Say your favorite season. Yani en sevdiğin mevsimi söyle. Ne diyebiliriz çocuklar? I like summer. My favorite season is summer. Ya da I like spring. Görüyorsunuz. My favorite season is spring. Ben ilkbaharı severim. En sevdiğim mevsim ilkbahar. Season, mevsim demekti. Listen and point. Dinle ve göster. Sunny. Sunny, güneşli demektir bakın. Rainy. Rainy, yağmurlu. Snowy. Snowy, karlı. Foggy. Foggy, sisli. Windy. Windy, rüzgarlı. Burada hot, sıcak. Freezing, dondurucu demektir. Bakın hot derken termometre çok yükselmiş. 38 santigrat derece. Freezing, dondurucu derken de termometre -20'yi gösteriyor çocuklar. -20 çok soğuk. Sıfırın altında olduğu zaman dondurucu soğuk diyebiliriz. Tekrar edecek olursak sunny güneşli, snowy karlı, foggy sisli, windy rüzgarlı, rainy yağmurlu demekti. Hot sıcak, freezing dondurucu.
Activity B 3. Read the sentences. Cümleleri oku. Match them with the pictures. Onları resimlerle eşleştir. Birlikte yapalım. Evet, görüyorsunuz. It's hot and sunny. Sıcak ve güneşli. Hangisidir çocuklar? Tabii ki B seçeneği. It is cold and snowy. 3 numaradan başladık. Devam ediyoruz. Soğuk ve karlı olan da görüyorsunuz C seçeneği. O zaman C'yi buraya yerleştirelim. It's cold and foggy. Yani soğuk ve sisli. Sis görüyorsunuz D seçeneğinde var. D resmini yazabiliriz. It's rainy and warm. Yağmurlu ve ılık. Warm, ılık demektir çocuklar. O zaman A şıkkını yazabiliriz. Hemen warm için ılık yazalım. Warm, ılık dedik bakın. Foggy, foggy, sisli. Evet. Ve snowy biliyorduk, karlı, sunny, güneşli demektir. Activity B4, listen and fill in the blanks. Dinle ve boşlukları doldur. Bakın, look, bak. It is, görüyorsunuz, hava yağmurlu. O zaman buraya rainy, yağmurlu demeliyiz. Yine aynı şekilde, wow, it is, let's go out. Hadi dışarı çıkalım. Görüyorsunuz, kardan adam yapmış. O zaman it is snowy demeliyiz. Bakın burada gördüğünüz gibi güneşli bir güne benziyor. Sunny demeliyiz. It is sunny, hava güneşli. Ve oh no, olamaz. It is windy. Bakın rüzgar her şeyi savurmuş. Hava rüzgarlı diyoruz. We can't go on a picnic. Biz pikniğe gidemeyiz. Burada we can't de diyebiliriz. We can't da diyebiliriz çocuklar. O zaman tekrar edelim. Rainy yağmurluydu. Snowy karlı. Sunny güneşli. Windy rüzgarlı. Activity B5. Draw symbols for the weather conditions. Hava durumları için semboller çizin demiş çocuklar. And describe the weather as in the example. Ve tarif et örnekteki gibi. Buraya bakın, karlı bir sembol çizilmiş. Ne diyoruz? It is snowy. Siz de bakın. Bakın burada bu şekilde semboller çizdik. Siz de farklı olanları da yapabilirsiniz. Snowy karlı, it is snowy. Sunny güneşli dedik. It is sunny, hava güneşli. Rainy yağmurlu, it is rainy. Windy rüzgarlı, bakın bayrak uçuşuyor. It is windy diyebilirsiniz. Complete the words. Kelimeleri tamamla. Bunları da şu şekilde tamamlayabiliriz. Bakın yağmurlu derken rainy demeliyiz. Şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Rainy, yağmurlu. Ve burada güneşli diyeceğiz. Sunny. Bakın bu şekilde yazdık. Sunny, güneşli. Ve foggy. Bakın sisli. Fog, sis demektir. Foggy, sisli. Evet. Şimdi hot sıcak, freezing dondurucu, cloudy bulutlu demiştik. O zaman tekrar edelim. Rainy yağmurlu, sunny güneşli, foggy sisli, hot sıcak, freezing dondurucu, cloudy bulutlu. Look at C1 again and find the words in the puzzle. Şimdi yukarıdaki kelimeleri puzzle'da bulalım arkadaşlar. Birlikte bulalım. Bakın ben hemen freezing burada görüyorum. Freezing neydi? Dondurucu, soğuk demekti freezing. Bunun yanında bakın
Rainy görüyorsunuz, yağmurlu. Hot sıcak demekti arkadaşlar burada. Ve sunny güneşli görüyorsunuz. Foggy sisli. Ve cloudy bulutlu demekti. Bu şekilde yazdık. Hatırlayacak olursanız windy rüzgarlı, sunny güneşli, foggy sisli, rainy yağmurlu, snowy karlı demekti. Work with your partner, arkadaşınla birlikte çalış. Look at the map, haritaya bak. In activity C3, make a dialogue as in the example demiş çocuklar. What is the weather like in Ankara? What is the weather like? Hava nasıl demektir? Ankara'da hava nasıl? Nasılmış? It is windy, rüzgarlı. Is it snowy in Erzurum? Erzurum'da hava karlı mı? Hava karlıysa yes it is diyoruz. Evet, karlı. O zaman hava nasıl sorusunu What is the weather like in Ankara şeklinde sorabilirsiniz. Mind the weather conditions, your friends guess. Yani hava koşullarını taklit et ve arkadaşın tahmin etsin. Örneğin, bakın görüyorsunuz, arkadaşımız dişlerini birbirine değdiriyor. O zaman, is it cold? Hava soğuk mu diye sormuş. No, it isn't. Is it freezing? Dondurucu mu? Yes, it is. It is your turn. Senin sıran. Siz de bu şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, is it cold derken, is başta olur soru sorarken. Cevap verirken, no, it isn't ya da Yes, it is de cevap veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. No dediğimiz için it isn't. Yes varsa başında it is. Soru sorarken is başa gelir. Bakın. Is it? Follow the ropes and match the pictures with the words demiş. Yani ipleri takip edin ve kelimeleri resimlerle eşleştirin. O zaman birlikte bakalım. Bakın burası bir ne olmalıymış? Mavi çizgiyi tekrar takip ettiğimiz zaman rainforest yani yağmur ormanı. Bu şekilde yazdık. Rain yağmur demekti. Yine buraya baktığımız zaman burası da bir, ne olur çocuklar, mor çizgiyi takip ettiğimiz zaman bizi seaside yani deniz kenarına götürür. Hemen yazalım. Gördüğünüz gibi yazdık. Seaside, deniz kenarı. Burada da bir çöl var bakın. Çöl. Desert demektir. Turuncu çizgi bizi oraya götürüyor. Desert, çöl. Evet. Böylece hatırlayacak olursak desert, çöl. Bakın. Rainforest, yağmur ormanı ve seaside, deniz kenarı demekti. Listen and circle the correct choices. Dinle ve doğru seçeneği daire içine al demiş çocuklar. Rainforest, yağmur ormanı nasıl olur? Tabii ki yağmurlu. Desert, çöl, warm, ılık demektir. Hot, sıcak. Çöl çok sıcak olur. Seaside, deniz kenarı, sunny, güneşlidir. Activity D3, look at the pictures and clues.
Resimlere ve ipuçlarına bakalım. Talk with your partner as in the example. Örnekteki gibi konuşacağız. Önce very hot, çok sıcak. Neresi burası arkadaşlar? Deserts, çöl. In deserts, very hot. Çok sıcak. Burası bir yağmur ormanı. Rainforest diyoruz. Rainy, cloudy. Yağmurlu, bulutlu. Yine aynı şekilde bakın. Hot ve sunny. Çok sıcak ve güneşli. Nerede? At the seaside. Deniz kenarında. Freezing, dondurucu. Cold, soğuk. Neresi burası arkadaşlar? Kutuplar. At the poles diyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Deserts, çöller. Rainforest, yağmur ormanları. Seaside, deniz kenarı. Poles, kutuplar. Şimdi örneğimize bakalım. Is it warm in deserts? Çöllerde hava ılık mı? Warm, ılık demekti. No, it isn't. Hayır, değil. What is the weather like in deserts? Çöllerde hava nasıl? What is the weather like? Hava nasıl demekti? It is very hot. Hava çok sıcak. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlıyoruz. Is it rainy in rainforests? Yağmur ormanlarında hava yağmurlu mu? Yes, it is. Evet, yağmurlu. What is the weather like at the poles? Kutuplarda hava nasıl? It is freezing. Dondurucu. Project time. Proje zamanı. Keep a visual dictionary and include the new vocabulary items in unit 9. Ünite 9'daki kelimeleri kapsayacak şekilde bir görsel sözlük hazırlayalım çocuklar. Sunny, görüyorsunuz, güneşli. Rainy, yağmurlu. Siz de devamını getirebilirsiniz. Örneğin, windy, rüzgarlı. Snowy, karlı. Foggy, sisli olacak şekilde buraya ya kendiniz çizersiniz ya da fotoğraflar yapıştırabilirsiniz. Burada complete the words with the missing letters. Yani bu kelimeleri tamamlayacağız çocuklar. Bakın resimlerin altına yazalım. Burası rüzgarlı, windy. Burası güneşli, sunny. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde cloudy, bulutlu, foggy, sisli. Bakın rainy, yağmurlu, snowy, karlı. Bu şekilde yazıyoruz. Find the seasons in the grid. Yani buradaki mevsimleri bulalım çocuklar. Birlikte yapıyoruz. Bakın summer, yaz demektir. Bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ve spring, ilkbahar, bakın. Winter, kış. Autumn, sonbahar diyebiliriz. Activity C. Work with your partner, look at the weather conditions and make dialogues as in the example. Burada arkadaşlar örnekteki gibi cümleler kuracağız. Önce örneğimize bakalım. How is the weather in Ankara? Bakın Ankara'da hava nasılmış? It is rainy. O zaman biz de cümlelerimizi kuralım. How is the weather in Athens? Atina'da hava nasıl? It is windy. Rüzgarlı görüyorsunuz. Yapraklar uçuşuyor. How is the weather in Prague? Prag'da hava nasıl? It is cloudy. Bakın, bulutlu. How is the weather in Antalya? What is the weather like in Antalya? Antalya'da hava nasıl? It is sunny. Güneşli. What is the weather like in Paris? Paris'te hava nasıl? It is snowy. Karlı.
What is the weather like in Venice? Venüs'te hava nasıl? It is foggy, sisli. Bu şekilde yazabiliriz. Activity D. Look at the pictures and complete the answers. Resimlere bakalım ve cevapları tamamlayalım. Is it rainy? Ne diyoruz arkadaşlar? Yes, it is. Her zaman soru sorarken is başta olur çocuklar. Cevap verirken yes, bakın. It is. Yani is ve it yer değiştiriyor. Is it hot? Sıcak mı? Görüyorsunuz karlı. O zaman ne demeliyiz? No, it isn't. Hayır, karlı. It isn't. Hayır, sıcak değil. Nasıl olmalı? It is snowy. Karlı demeliyiz. Yine aynı şekilde bakın, is it rainy? Aslında yağmurlu değil, yağmurlu mu diye sormuş. No dediğimiz için önce it ve isn't. No dediğimiz için isn't olmalı çocuklar. Demek ki sorularda is başta olur, daha sonra it. Cevap verirken no dediğimiz zaman no, it isn't demeliyiz. Is it windy? Rüzgarlı mı? Evet, rüzgarlı. Bu nedenle yes, it is diyoruz. Listen and choose the correct answer. Dinle ve doğru cevabı seç demiş çocuklar. Match the questions with the answers. Eşleştirelim. Görüyorsunuz, how is the weather at the pools? Pools, kutuplar demektir. Kutuplarda hava nasıl? Soğuk mu? Dondurucu soğuk mu? Tabii ki dondurucu soğuk. Freezing diyoruz. Is it hot in Ankara in winter? Kışın Ankara'da hava sıcak mı olur? Hot, çok sıcak. Tabii ki no, it isn't demeliyiz. Hayır değil. What is the weather like in Antalya in summer? Yazın Antalya çok sıcaktır çocuklar. Bu nedenle cold değil, hot demeliyiz. Sıcak, çok sıcak. Evet, burada şunu söyleyebilir misiniz? I can describe the weather. Havayı tarif edebilirim. Yani it is rainy, it is windy, it is sunny diyebilirim. I can describe the weather conditions in different places. Yani farklı yerlerde hava koşullarını tarif edebilirim. Örneğin Ankara is sunny gibi. Ve I can talk about the weather conditions in different seasons. Farklı mevsimlerde hava koşulları hakkında konuşabilirim. Örneğin it is hot in summer. Yazın hava sıcak diyebilirim. Ve tabii ki bunları siz belirleyeceksiniz çocuklar. I can make simple questions. Basit sorular yapabilirim. Örneğin, how is the weather? Hava nasıl? Umarım bunların hepsine tik atacaksınız. Evet sevgili öğrenciler, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. See you next time.